Türkiye'nin 3. bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım Orhan Uğuroğlu, Mustafa Yeneroğlu ve bir de şimdi Skype'da gazeteci dostumuz, arkadaşımız, abimiz daha doğrusu sevgili Fikret Bila bizimle konuşacak. Sayın Bila, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih, iyi günler diliyorum. Sağ ol. Orhan Uğuroğlu burada, Sayın Mustafa Yeneroğlu burada. Türkiye'yi konuşuyoruz. Aslında gerçekleri ve doğruları konuşmaya çalışıyoruz. Çok zor bir tablo. Sayın Uğuroğlu saldırıya uğradı. Selçuk Özdağ da bağlandı. Metin Özkan'ın suçlamaları vardı Sayın Özdağ. Ona yanıt verdi. Çok ayrıntılı bir yanıt verdi. Bu ilk defa bu programda konuştu. Ama çok tatsız bir yere doğru Türkiye savrulmaya başladı. Bir kötü bir seyahate mi başladık Sayın Bila? Nerede duracak bu iş? Yani bu linç psikolojisi, karşıdaki insanı alaşağı etme psikolojisi daha ne kadar tırmanacak? Neler yapılabilir daha? Evet Fatih, ben de tekrar Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli meslektaşımız Orhan Uğuroğlu'na tekrar geçmiş olsun diyorum. Sayın Yeneroğlu'na da selamlarımı gönderiyorum. Evet, dediğin gibi siyasette sertleşme var ve siyasi araçların dışındaki araçların devreye sokulduğunu görüyoruz. Demokratik siyaset alanlarının daraltıldığını görüyoruz. Hiç iyi işaretler değil senin ifade ettiğin gibi. Siyaset fikirler arasında yapılmalıdır. Farklı fikirlerin ve farklı kişilerin birlikte siyaset yapabildiği bir rejimdir demokrasi. Eğer böyle olmuyorsa orada demokrasinin işleyip işlemediği konusunda bir ciddi soru işareti ortaya çıkar. Şimdi Türkiye siyasi şiddetten çok çekmiş bir ülkedir. Çok ağır bedeller, canlar ödemiş bir ülkedir. Buradan artık Türkiye'nin bir ders çıkartmış olması gerekir. Ve demokratik kanallar, demokratik araçlarla siyaset yapılmasını esas alarak demokrasi kurumunu ve kurallarını yerleştirmesi gerekir. Daha hafızalarda henüz tazedir. Türkiye 12 Eylül öncesinde siyaset sürecine siyasi şiddetin eşlik etmesi sebebiyle demokrasi askıya almış bir ülkedir. Bu öncesi için de geçerlidir. Toplumda siyaseti siyasi araçlarla değil de şiddet araçlarıyla yapmaya başladığınız zaman bundan kaybeden öncelikle demokrasi olur. Zaten bu amacı güderek de siyasal şiddete seyirci kalanında dönemler yaşadık biz. 12 Eylül öncesinde benim yaşım müsait, Orhan da öyle, Selçuk Bey de yaşamıştır. Ki 12 Eylül'de cezaevinde 7 yıl kalmış bir isim Selçuk Özdağ. O süreç içerisinde gençliğin kendi adına belli ideolojilerin peşinden gidip belli ideallerle şiddete başvurduğu ve 5000'den fazla bizim kuşağın gencinin hayatını yitirdiği çok ağır bir faturamız var bizim. 12 Eylül'den sonra görüldü ki o gerek Türk milliyetçiliği adına veya işçi köylü sosyalizm adına siyasi şiddetle siyaset yapmanın böyle bir demokrasiyi askıya almak dışında bir hedefi yokmuş. Bunun için bir araç olarak kullanılmış. Bunu hem sağda hem solda daha sonra siyaset yapan o dönemin gençliği de ifade etmiş ve kabullenmiştir. Özellikle 12 Eylül sonrasındaki askeri rejim döneminde cezaevlerinde birlikte işkence gören solcular ve sağcılar olayın öyle olmadığını, yanlış yapıldığını, hatta zaman zaman kullanıldıklarını da ifade etmişlerdir. Demek ki siyasi şiddet sadece demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük bir yöntem. Bunun başka türlü bir amaca hizmet ettiğini söylemek mümkün değildir. Eğer bir fikri kendi fikrinizle tartışıp da ona üstün gelemiyorsanız, onun yerine silaha, sopaya, şiddete başvuruyorsanız, terör uyguluyorsanız, sizin fikrinize güvenmediğiniz ortaya çıkar, acizliğiniz ortaya çıkar, zayıflığınız ortaya çıkar ve siyaset alanını şiddetle yok ederek demokrasiyi de yok edersiniz. Türkiye 70 yıllık demokrasi deneyiminde böyle dönemlerden çok geçti. O nedenle geçmiş dönemden ciddi şekilde ders alınmalı ve Türkiye'de demokratik sistemin güvencesi olan yargı mekanizmasının bu tür şiddet eylemlerini yapanları cezalandırıp bunlara olanak tanımaması gerekir. Ki tartışmayı izledim ben, bir yönü itibariyle yargının da üzerine düşeni tam olarak yapmadığı gibi bir izlenim doğduğunu söyleyebilirim Fatih. Peki Sayın Bila, bir de bir şey daha soracağım. Yani Türkiye'de bu gerginlikler, siyasetteki bu özellikle faz ve level oyuncu tabiriyle atlamalar konuşulurken bir general çıktı. Dedi ki
Amerika'da Türkiye'deki bazı insanlara suikast yapacak. Çok enteresandı sözleri. Aslında size bunu sormayı çok istedim. Çünkü sizin bu konuda en azından bir analiz yapmanızı bekliyorum. Ama isterseniz önce İsmail Hakkı Pekin bu. Genelkurmay eski istihbarat başkanı. Sözlerini bir dinleyelim. Sizden bir yorum bekliyorum. Bu Türkiye'de daha evvel de yapıldı bunlar. Toplumun sinir uçları var. Toplumun sinir uçlarını halledersiniz. Yani Uğur Mumcu gibi, diğerleri gibi daha şu anda da toplumun belli yerlerinde kanaat önderleri var. O kanaat önderlerini suikast yaparsanız toplum ister istemez size tepki gösterir. İdareye tepki gösterir, jandarmaya tepki gösterir, polise tepki gösterir. Yani zamanım olsa daha şey anlatacağım. Yani Türkiye'nin en son aldığı bir karar var. Yani bu bazı silahların şeye verilmesi, jandarmaya ya da kolluk güçlerine verilmesi, silahlı kuvvetler. Bunların amaçlarının hepsi belli. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri, yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazırlık yapıyor böyle bir olasılığa karşı. Şimdi Sayın Bila, İsmail Hakkı Pekin'in söylediği şu. Diyor ki, Amerika Türkiye'de kanaat önderleri başta olmak üzere Türkiye'nin sinir uçlarından oynamak ve insanları devlete karşı kışkırtmak için suikastlar düzenleyebilir diyor. Bu bir. İkinci kısmı, bununla ilgili istihbaratın elinde bilgi var diyor. Üçüncü kısmı, bu çok önemli, bunu da ayrıca konuklarımla da konuşacağım. Ordunun elindeki ağır silahlar, roketler dahil, gerekirse jandarma ve kolluk kuvvet, yani polisler tarafından da kullanılabileceğine yönelik bir yeni yönetmelik var ortada diyor. Yeni yayınlandı diyor ve bunu herkes uymak zorunda. Bu da sırf Amerika'nın ve Türkiye içindeki kargaşanın ya da rahatsızlığın ortaya koyduğu tablonun engellenmesi için yapılan bir uygulama diyor. Katılıyor musunuz? Ne demek istedi Sayın İsmail Hakkı Pekin? Evet Fatih, tabii Sayın Pekin Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığı yapmış. Çok deneyimli bir general. Sözlerini, analizlerini dikkatle izlemek lazım. Bir bilgiye dayalı olduğunu da ifade ediyorsa çok daha dikkatli olmak lazım. Çünkü Türkiye'de gerçekten demokrasi ne zaman mesafe alsa, ne zaman derinleşmeye başlasa, dış bağlantılı olduğu da ortaya konulan müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır. Bu müdahalelere ortam hazırlama konusunda Türkiye'de de kullanılan araçlar, topluluklar, dernekler olmuştur. Bunları geçmişte yaşadığımızı ifade ettim. Şimdi böyle toplumun sinir uçlarına dokunacak kimliklere, kişiliklere suikastlar düzenlenmesi de Türkiye'nin yabancı olduğu bir konu değil. İşte 12 Eylül öncesinde bunları yaşadık. Abdi İpekçi'den, Uğur Mumcu'dan, Sayın Kışlalı'dan birçok örnek verebiliriz. Muammer Aksoy'dan günümüze kadar gelen bu tür siyasi cinayetler, Türkiye'de demokrasinin ortadan kaldırılması, bir kaotik ortam yaratılması ve bu ortam bahane edilerek de demokrasiye el konulması sürecini yaşadık. Dolayısıyla siyasi şiddetten bu nedenle çok özenle kaçınılması gerektiği kanaatindeyim ben. Bunu her fırsatta vurguluyorum. Demokrasinin, anayasanın kurumları da siyasi partiler başta olmak üzere, liderler başta olmak üzere bu tür bir gidişe birlikte kamuoyunun önünde çok açık, çok kesin bir şekilde karşı koymalıdırlar. Çünkü bütün siyasi partiler de geçmişte bu siyasal şiddetten nasibini almış partilerdir. Bunun önüne geçmeleri çok önemlidir. 12 Eylül'den ders alındığı düşüncesiyle 12 Eylül sonrasında PKK terörünü bir tarafa bırakırsanız bu tür araçlarla siyaset yapma uzun süre gündeme gelmemişti. Son birkaç yıldır bunu görüyoruz. Örneklerini değerli konuşmacılarımız hatırlattılar. Bizim meslektaşlarımıza geçen sene saldırılar yapıldı. İşte bu sene yine Orhan'a ve Selçuk Özdağ'a yapıldığını görüyoruz. Siyaseti bu şekilde siyasal şiddete açık hale getirmek Türkiye'yi geçmiş deneyimlerinden ders almadığı anlamına gelir. Bir, dışarıda özellikle emperyal güçlerin amaçlarına hizmet etmek için Türkiye'de kaos yaratılması, kutuplaşma yaratılması, tekrar terör ve şiddete bir kaos ortamına yönlendirilmesi de hedefleniyor olabilir. Ki Sayın Pekin bunun belki ipuçlarını vermeye çalışıyor olabilir. Buna karşı da Türkiye dikkatli olmalıdır. Çünkü Türkiye o dönemde bir kesim gençlik tarafından Türkiye'yi komünizmden korumak için,
diğer kesim tarafından da Türkiye'yi emperyalizmden kurtarmak için birbirine girdi. Ellerine silahlar tutuşturuldu ve böyle bir süreçten geçtik. Dediğim gibi 5000 kişi de genç de hayatından oldu. Genç yaşta hayata veda etti. Böyle bir deneyimi olan Türkiye'nin bence yargısıyla, parlamentosuyla, iktidarıyla, muhalefetiyle böyle bir gidiş tehlikesi varsa Sayın Pekin'in dediği gibi bunu şimdiden, geç kalmadan hep birlikte karşı koyması gerekir. Hukukun üstünlüğünü işler hale getirmesi gerekir. Demokrasinin dayanması gereken güçler ayrılığını işler hale getirmesi gerekir. Ve bir dayanışmayla bu sürece çok daha büyümeden dur demesi gerekir diye düşünüyorum. Peki Sayın Yeneroğlu, siz ne diyorsunuz? Yani şimdi herhangi biri değil İsmail Hakkı Pekin. Genelkurmay'ın eski istihbarat başkanı. Evet. Uzun dönem Türk ordusunun sağladığı tüm istihbarata sahip olmuş ve hala bir istihbaratçı olarak hem yerel, lokal anlamda hem bölgesel anlamda birçok ilişkiye sahip bir isim. Evet. Tam bu ülkede gerginliklerin tırmandığı zaman, işte gazetecilerin, siyasetçilerin saldırıladığı zaman, yani havanın böyle puslu olduğu bir zaman böyle bir iddia ortaya attı. Ve bu dedi ki duyum değil, bilgi dedi. Önemlidir bu istihbaratçı için. İstihbaratçılar duyumla bilgiyi birbirinden ayırır. Evet. Yani ikincisi çek edilmiştir bir anlamda. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Türkiye'nin hani bu gerginlik atmosferinden hani dışarıdaki müdahaleci, emperyalist oyunlara karşı daha açık bir yara haline geldiğini mi görmemiz lazım? Nasıl anlıyorsunuz bunu? Şimdi tabii ben kendisinin açıklamalarını ve neye dayandığıyla ilgili verileri izleyemedim. Öyle bir imkanım olmadı. Dolayısıyla o konuyla ilgili spekülasyon yapmak da istemem. Ancak olayın bir boyutuna dikkat çekmek isterim. Sayın Bile de aslında ona dikkat çekti. Çok güzel bir biçimde ifade etti. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi ortamınızda emperyal güçlerin sizin İç işlerinize müdahale edebileceğiyle ilgili zemin oluşmadıktan sonra yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla işin özüne bakmak lazım. Yani biz üzerimize düşenleri yerine getiriyor muyuz? Biz toplumu huzurlu kılmak, bu ülkede yaşayan herkesin huzurunu temin etmek, hukukunu teminat altına almak, devletin sağlıklı bir biçimde işlemesi için kuvvetler ayrılığı mekanizmasının işletilmesi, herkesin hakkına, hukukuna sahip çıkılması ve yani tüm toplumun huzurlu kılınması noktasında üzerimize düşeni yapıyorsak, başka güçler ne yaparsa yapsınlar, millet olarak birlik ve bütünlük içerisinde onun karşısında dururuz. Ancak bugün Türkiye öyle bir noktada ki zaten dışarıdaki herhangi bir güce falan gerek yok ki. Hatta bana sorarsanız bunları bu bağlamın dışında söylüyorum, bahane etmeye de gerek yok. Şu anda ülkeyi birbirine vermek için iktidar zaten elinden geleni yapıyor. Buna dış güce falan gerek yok ki. İşte bakın en temel haklarımız korunamıyor. Demin dedik sokakta insanlarımız hak hukuk arıyor. Kendisini güvende hissetmiyor. Anayasa Mahkemesi bile kendisini bu ülkede hukuku arayan bir noktada konumlandırıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na terör örgütü üyesi iması yapılıyor. Dolayısıyla sözün özü Sayın Bilan'ın son cümlelerinde ifade ettiği gibi demokratik kültürü inşa edemezsek, çoğunlukçu kültürden çoğulcu kültüre geçemezsek, yine üstenci kültürden eşitlikçi kültüre geçemezsek, fikir özgürlüğüne, basın özgürlüğüne hep birlikte güçlü bir biçimde ötekinin hakkının da sahip çıkamazsak o zaman bunlar ve çok daha beteri başımıza gelir. Yapmamız gereken bellidir. İnsanlık tarihin ortak öğretileri bellidir. Demokrasiyi korumak için temel hakları korumak, birbirimizin hakkına, hukukuna sahip çıkmak, bununla ilgili de devletin mekanizmasını bu anlamda güçlendirmek. Bu da kuvvetler ayrılığıdır. Dolayısıyla her şey bizim elimizde. Biz üzerimize düşen yaptığımız takdirde dışarıdan bize yönelen tehditlere millet olarak birlik ve bütünlük içerisinde tepki gösteririz. Eğer olmazsa da zaten birbirimize girmiş bir haldeyiz toplum olarak. Doğru. Peki yani kuvvetler ayrılığı derken, demin birazdan oraya geleceğim çünkü Sayın Uğuroğlu'nun da o konuda söyleyecekleri var. Yani şunu mu iddia ediyor birileri? Yani birileri dış güçler Türkiye'de çok etkin noktada milyonlarca insanın oy verdiği siyasetçilere nefret söylememi kullandırtıyor. Ya bunu söylemek lazım o zaman. Nasıl oluyor bunlar? Yani emperyal güçler bir çaba içerisindelerse içeride bir kendilerinin işbirlikçileri olması lazım. Kim bunlar?
bu toplumun huzurunu hedef alan, bu toplumda kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan, yaşamak istemeyen, inanmayan insanları iki de bir ötekileştiren, onlara yönelik nefret dili kullanan mekanizma kimler? Dolayısıyla yani dış güçleri falan aramaya gerek yok yani. Ve ben maalesef şuna inanıyorum. Geçmişte de buna benzer olaylar olmuş. Bunların hiçbirisinin sağlıklı bir biçimde üzerine gitmemişiz. Çünkü insanı kutsayan, insan onurunu esas alan bir hukuk devleti kurma noktasında hep attığımız adımlar 2-3 adımsa ondan sonra 5 adım geri gelmişiz. Şu anda da aynı durumdayız. Dolayısıyla hukuk devletini inşa etmemiz lazım. Her birimizin yarının huzurunun temin anahtar altında olduğu bir mekanizmayı biz inşa edebilirsek o zaman biz de rahat olarak refah seviyesinin artırılmasına odaklanan bir noktaya gelmiş oluruz. Şimdi bak iyi bir noktaya geldiniz de Sayın Yeneroğlu bir şey soracağım size. Siz bu televizyona çıktınız Halk TV'ye. Fikri Sağlar'la oturdunuz karşı karşıya. Fikri Sağlar kendi dünya görüşünü söyledi. Evet. Yani size uymayabilir, size yanlış gelebilir, size aykırı gelebilir. Ya da sizin sahip olduğunuz o inanç bütünlüğünü bir yerden zedeleyebilir. Bu önemli evet. değil. Çünkü o başka bir kişilik. Evet. O başka bir dünya. Ve Fikri Sağlar linç edildi kamuoyu tarafından. Siz bundan rahatsız olmadınız mı? Yani bak çok güzel anlattınız şimdi. Ben de aynı şeyleri size sordum. Yani insanların kimliklerinden, duruşlarından, inançlarından, ideallerinden dolayı yargılanamayacağı, sorumlu tutulamayacağı o kişiye ait oldu. Niye peki Fikri Sağlar sizle yaptığı bir tartışma sonunda linç edildi ve hakkında soruşturma açıldı? Bugün herkes özellikle belirli bir kesim tarafından aforoz edilmeye çalışıyor. Ülkede linç kültürü egemen olduğu için Sayın Sağlar'a ben görüşlerimi yayın esnasında zaten söyledim. Evet. Görüşlerine katılmadığımı, hatta kendisini bir sosyal demokrat olarak tanımlaması sebebiyle daha fazla üzüldüğümü, çünkü sosyal demokrat bir anlayışın tezahürü olmadığını o söylediği ifadeler. Ama bu ülkede her zaman böyle olmadı mı? İnsanların dış görüntülerinden zihin dünyaları ile ilgili mensubiyet teşekkül ettirilip ondan sonra insanlar ötekileştirilmedi mi? Bu sebepten bu şekilde ikinci, üçüncü sınıf vatandaş yaklaşımı bu ülkede her zaman geliştirilmedi mi? Şu kesime veya bu kesime fark etmiyor. Her bu zaman bir düello mu yani? Karşılıklı silah mı çekeceğiz? Yani herkes birbirini yani sıra bugün bana geldi. Benim gibi düşünen insanlar iktidarda. Şimdi linç etme sırası bana geldi mi diye düşüneceğiz. Dolayısıyla nasıl? Bu şekilde düşünen insanlar var. En azından ben ezmezsem yarın öbürsü gün o beni ezecek şeklinde düşünen ve bu sebepten dolayı sesini çıkarmayan ciddi bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Demek ki yapmamız gereken şu, toplumun tüm kesiminden korkuları almamız gerekiyor. Hiç kimsenin korkmayacağı, herkesin kendi hakkının, hukukunun korunacağına emin olabileceği bir toplumsal mutabakat oluşturmamız gerekiyor. Bunların hiçbirisi bizde yok ki. Bakın toplumsal mutabakattan bahsediyorum. Toplumsal mutabakatın neticesi anayasadan bahsedebiliriz. Onun neticesi olarak sonuçta siyasi kültürün oluşumundan bahsedebiliriz. Bu ülkede saygı kültürü, özellikle siyasette topluma örnek olması gereken insanların dilinde saygı kültürü diye bir şey yok ki. Şimdi bir de şunu belirteyim. Ben bakın o yayından sonra zaten hemen tweet attım. Sayın Fikri Sağlar'ın görüşlerini tasvip etmediğim gibi ama onun fikir özgürlüğünü tasvip ederim. Bu görüşleri ifade etme özgürlüğüne elbette sahiptir. Onu o görüşlerini değil ama o fikir özgürlüğünü savunurum. Aynı şekilde Fikri Sağlar orada ne yaptıysa Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı aynı şeyi yaptı. Başka şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi bir hanımefendiye vitrin mankeni dedi. Evet çok ağır bir aşağıladı. Sayın Sağlar başörtülü hakimleri nasıl aşağıladıysa bana göre bu benim görüşüm. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı tutum içerisinde yaptı. Demek ki birbirlerini besleyen bir mekanizma var orada. İkisi de üstenci. Bakın çok ikisi de üstenci bir zihniyetin tezahürleri. Bu eski Türkiye ya. Türkiye bundan kurtulması gerekir artık. İnsanlar sonuçta birbirlerinin kılık kıyafetleri üzerinden tanımlanıp ötekileştirileceği dönemleri Türkiye aşmış olması lazım artık. Aslında genç nesil aştı da maalesef birileri özellikle eski siyasetçiler bunu bırakmak istemiyor. Bir şekilde
böyle eskiden inandıkları, ezberledikleri şeylerle, mantıkla toplumun geleceğini inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin huzuru orada yatmıyor. Gençler böyle bir şey istemiyor zaten. Onun için insanların mensubiyetlerinden dolayı yargılamayı, insanları dış görüntülerinden dolayı yargılamayı, bir köşeye sıkıştırmayı, ötekileştirmeyi bırakmadığımız sürece bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya ve farklı farklı, tırnak içerisinde söylüyorum, siyasi görüşlere, mahallelere mensup olan insanların birbirlerine olan güvenini inşa etmekte maalesef eksik kalacağız. Bunu yapmamız gerekiyor. Toplumsal güven inşa etmemiz gerekiyor. İnsanların bir araya gelmesi, birbirleriyle konuşabilmelerini, yabancılaşmayı, karşılıklı yabancılaşmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Birbirlerine güvenen insanlar birbirlerini ötekileştirmezler. Birbirlerine güvenmeyen insanlar birbirleriyle ilgili devamlı böyle art niyet ararlar. Çünkü onlardan endişe duyarlar. Ve bu art niyetin tezahürü olarak zaten bu ötekileştirmeler başlıyor. Onun için bunları hep birlikte aşmakla mükellefiz. Bunun yolu da işte demokratik kültürünün, saygı kültürünün, herkesin ahlaken başta eşit kabul edileceği, herkesin eşit hakka sahip olduğu kabul edileceği bir sürece girmek, bir sistem inşa etmek ve Türkiye'de kimlikçi anlayış, bakın hangi siyasi ekol, görüş, parti olursa olsun, kimlikçi anlayış ve bu kimlikçi anlayıştan hareketle farklı etnik unsurları, farklı inanç unsurlarını, farklı siyasi görüşleri ötekileştiren, aşağılayan, hat bildiren yaklaşımlar toplumda bunlara prim verdikçe, toplumda karşılık buldukça maalesef bu sıkıntılarımızla yüzleşmek zorunda kalacağız. Bunlarla hesaplaşmadığımız sürece yarını inşa etmemiz de mümkün olmayacaktır. Tabii haklısınız ama yeni Türkiye dediğiniz Türkiye'de de bir linç kültürü gelişti. Ben yeni kültüre demedim. Sonuçta şimdi ya bunlar tabii bunlar keşke söylem olarak eski Türkiye değilse karşılığı yeni Türkiye'dir. Şimdi ben eski Türkiye dediğim zaman illa Cumhurbaşkanı da eski Türkiye kelimesini kullandığı için aynı manaları yüklememe gerek yok ki. Yani aynı anlamları ben ona yüklemiyorum. Ama şimdi bana sorarsanız o zaman Cumhurbaşkanı da eski Türkiye'nin anlayışını temsil ediyor. Yeni Türkiye şu anda yok. Yeni Türkiye bu kafayla, şu anda eskinin eskisi bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çok daha beter bir... Türk gemisine saldırı oldu, bir kişi öldü, 15 kişi kaçırıldı diye. Evet, Gine'de değil mi? Evet. O haber geldi. Öyle mi? Tamam, onu da vermiştim. Yani onları da şey üzerinden değerlendirmemek lazım. Siyasi kodlamalar üzerinden değerlendirmemek lazım. Benim söylediklerim çok açık ve net. Topluma böyle ötekileştirerek bakan, bütün yaklaşımlara aynı tutum içerisindeyim. Aynı şekilde reddediyorum. Aynı şekilde onları problematize ediyorum. Aynı şekillerde onların kullandığı popülizmi, hamaseti, demokratik kültüre aykırı yaklaşım biçimlerini reddediyorum. Bu şekildeki insanların sayısını artırdıkça demokratik kültürü güçlendirebileceğiz. Dolayısıyla ülkenin, bana göre hep onu ifade ediyorum, temel sorunu demokratların sayısının demokrat olmayanların sayısından çok çok daha az olması. Sorun orada diyorsunuz. Peki bir soru daha soracağım, sonra Sayın Uğurlu'na geçeceğim. Bu İrfan Fidan değil mi? Bu Anayasa Mahkemesi'ne. Evet. Şimdi demin siz kuvvetler ayrılığı dediniz de öyle bir yargı modeli oluşturuldu ki Türkiye'de, evet, bir deli gömleği gibi. Evet. Yani şöyle, sen, ben, o, sen, ben, bizim olan ya da eski halk tabiriyle bu nasıl bir atama şekli, Yargıtay'a getiriliyor. Yargıtay'da 20 günü aşkın bir süreyle kalıyor. Oradan Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor ki bugün yaptığı atanma çok da şaşırtmadı insanları. Nedir bu yargıdaki, siz hukukçusunuz. Mesela tarikatlar etkin, cemaatler etkin, gruplar etkin, siyasi anlayış etkin, siyasi partiler etkin. Yani bir yeni Türkiye dediğiniz o kabukta bir görüşün, bir kimliğin, bir inancın sonuna kadar hakim olması söz konusu yargıda. Bu tarafkirlik, bu adam kayırmacılık ne kadar sürer bu yargıda ya? Daha nereye kadar gidecek yani?
Şimdi tabii sorunun içerisinde o kadar çok değerlendirmeler, sorular var ki aslında hepsiyle ilgili söylenecek çok şeyler var ama neticede şunu söyleyelim. Mevcut tablo içerisinde Türkiye'nin işte bugün Kemal Gözler'in de makalesinde okuduğum gibi gerçekten anayasal bir demokrasinin, özgürlükçü bir demokrasinin kurulabilmesi için bir kere devlet ve devlete bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Hukuk zihniyetini değiştirmemiz lazım. Bunu değiştirmediğimiz sürece zaten yol almamız maalesef imkansız hale gelecektir. Bugün zaten hukuku araçsallaştırarak kanunların sadece usulen, o da kısmen, her zaman bunu da elde edemiyoruz maalesef. İrfan Fidan olayında mesela şunu çıkıp iddia edemeyiz. Yasanın gerekleri yerine getirilmedi. Yani yasanın lafzi gerekçeleri usul itibariyle aslında yerine getirildi. Fakat ne yerine getirilmedi? Anayasa niye Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay üyelerinin seçmesini ve bunların arasından Cumhurbaşkanı'nın seçmesini öngörüyor? Şu sebepten dolayı. Yani Yargıtay da kıdemli bir üye olsun. Orayı bilsin. Yargıtay mekanizmasını bilsin ve Yargıtay'ın 153 yıllık kültüründe de zaten bu esaslara hep uyulmuş. Şimdiye kadar onlarca hakim Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne seçilmiş. Baktım ortak kıdem yaşları 9,5-10 yıl civarında. Şimdi ancak İrfan Fidan olayındaki durum ne? İrfan Fidan daha Yargıtay'da cübbesini giymeden, herhangi bir dosya açmadan daha oraya atandı. Kim atadı? HSK atadı. Neye göre atadı? Yani şimdi birisi çıksın bize bunun talimatla yapılmadığına inandırsın Allah aşkına. Yani yukarıdan gelen bir telefonla olmadığına HSK kendi özgün ve özgür iradesiyle İrfan Fidan'ı Yargıtay üyeliğine layık gördüğünü açıklasın, izah etsin. Böyle bir şey mümkün değil. 107 üye HSK'dan oy verdi. İşte ondan sonra böyle bir durum var. Maalesef böyle korkunç bir durum var. Yani hukuka, hukukun üstünlüğüne, kendi mücadelelerine, kendi mesleki onurlarına sahip çıkmayan yargıçlar olduktan sonra hangi birisini suçlayacağız? Dolayısıyla böyle kişilere sadık olarak kendini kabul eden, ilkeleri tamamen göz ardı eden, anayasayı göz ardı eden bir anlayışı, bir yaklaşım biçimini yargıçların çoğunluğu orada destekleyebiliyorsa ve hukukun üstünlüğünü ne değil, kişinin üstünlüğüne tabi bir irade ortaya koyuyorlarsa zaten bunun karşısında yapılabilecek bir şey yok. Hukuk dolayısıyla çok bitmiş. Daha temelli bir sorunla karşı karşıyayız. Evet. Siz de bir rakam verecektiniz Sayın Uroğlu, HSK ile ilgili. Onu yarıda kaldı. Oradan onun için başlayayım. Tabii, buyurun. Oradan başlayayım. Sonra bayağı birikti. Onları da söyleyeyim. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşuyor. 2 üyeyi Cumhurbaşkanı direkt atıyor. 4 üyeyi gene pardon 2 üye Adalet Bakanı ve Adalet Bakan Yardımcısı direkt Cumhurbaşkanı atıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı 4 üye atıyor. Meclisin seçtiği 6 üye var. AKP ve MHP çoğunlukta olduğu için 6 üye AKP'li seçildi, 1 üye de MHP'li seçildi. Toplam 13 üye, biri MHP'li, 12'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilmiş Hakimler Savcılar Kurulu. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu'nun görevi ne? Hakimleri, savcıları tayin etmek, az önce söyledim. 2010'da AKP iktidarı FETÖ'ye teslim etti. Hem yargıyı, hem askeriyi, hem polisi. Başımıza 15 Temmuz geldi. AKP iktidarının hesap vermesi gereken 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçları var. Ama o hesabı vermiyor, iktidar devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin bugün geldiği en büyük nokta, en önemli nokta tek adam rejiminin Türkiye'nin beka sorunu haline gelmesi. Artık Türkiye'de FETÖ yargısı yerine AKP yargısı var. İşte Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı atanan beyefendi. Çok belki layık bir hukukçu olabilir ama Yargıtay bypass yapılıyor. 107 üye cübbelerinin önüne düğme ilikleyerek gelen emri yerine getirip bu arkadaşı seçiyorlar. Yıldırım hızıyla
Anayasa Mahkemesi'ne gelir. Niye? Yarın Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının tartışılacağı veya karara bağlayacak merci. Diyelim ki Muharrem İnce aday oldu. Bugün hani ortaya çıkan tek aday o. Muharrem İnce aday oldu ve Erdoğan üçüncü kere Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Ve YSK'da o başvuruyu kabul etti. Çünkü yandaş seçim kurulu daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini yine iktidarın isteği üzerine iptal edip yeniden bir seçim yaptırmıştı. Kabul etti. Kabul edince ne olacak? Belki partiler başvuracak, belki ama bir de aday olan yani Erdoğan'ın karşısına aday olan örneğin Muharrem İnce Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Diyecek ki ya benim kişilik haklarım var. İki kere anayasanın 101. maddesinin ikinci bendi. Maksimum iki kere aday olabiliyor diyor. Üçüncü kere başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu da bunu yapmadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi onun için Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne muhtaç. Onun için orada %100 sözünü dinletecek ve kendisine karşı çıkmayacak bir isim atıyor. Zaten bu Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu, Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi yeniden yargılanmaları veya hak ihlali gördüğü davalar var. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu vurguluyor. Ve anayasamıza giren bir hüküm var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne biz uyacağız kararlarına. Partili Cumhurbaşkanı ona da uymuyor. Diyor ki onu da tanımayız biz diyor. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Türkiye'de yargı işlemiyor. 9 gün geçmiş savcı bizim ifademizi almıyor. Sayın İsmail Hakkı Pekiner diyor ki suikast, siyasi suikast. İşte Selçuk Özdağ siyasetçi. Hani ben gazeteciyim hadi. Ama Selçuk Özdağ 12 Eylül'den sonra öldürme kastıyla düzenlenen ilk suikasttır. Yani kurtulması suikast olmadığını göstermez ki. Hayatta kalması ilk siyasi suikasttır 12 Eylül'den sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan halkı galyana getirip linç girişimidir. Meral Akşener'in evinin önüne gidip orada gösteri yapanlar siyasete tuzak ve kumpas kuranlardır. E peki demokrasi varsa biz demokrasiyi nereden arayacağız? Rejimden arayacağız. Yani bugün İran cumhuriyet. Ama ne cumhuriyeti? İslam cumhuriyeti. Suriye ne? Arap cumhuriyeti. Libya ne? Halk cumhuriyeti. Bir ülkenin isminde cumhuriyet olması onu demokratik bir ülke yapmıyor ki. O demokratik ülke olması için demokratik hakların, özgürlüklerin, anayasada tanınan bütün hakların tanınması lazım. Anayasayı tanımıyor, tarafsızlık yemin etmiş. Diyor ki ben yok, tarafım diyor. Şimdi bu sıkıntıları atlatmak için bir cumhurbaşkanı çıkıp bütün partileri bir çatı altında toplayıp tarafsız cumhurbaşkanı tanımıyla Türkiye'nin sorunlarını masaya yatıramıyor. Çünkü taraflı cumhurbaşkanı her gün, her açıklamasında tek hedef var CHP, İYİ Parti. Onlar da oylarının düştüğünü görüyor. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan koltuğunda rahat oturmuyor. Bunu iddia ediyorum ben. O da görüyor oylarının düştüğünü. O da gidiyor Saadet'in kapısına oy dilenmeye. O da gidiyor AKP lideri olarak DSP lideriyle görüşüyor, oy dileniyor. Daha da devam edeceğiz bunlara diyor. Niye devam ediyor? Niye İYİ Parti'ye ip, illet, zillet, millet, Akşener hakkında dosya yapıldı FETÖ diye rafta duruyor? Niye saldırıyorlar Canan Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na? Çünkü İstanbul'da hezimete uğrattı. Niye Burak Avuncu gündeme getiriliyor? Çünkü İstanbul'da İmamoğlu seçiminde hezimete uğrattı. Korkuyorlar İmamoğlu aday olur, bunlar arkasında Türkiye'yi teşkilatlandırırlar ve seçimi kazanırlar diye devamlı hücum ediyorlar, devamlı gerginlik. Şimdi Türkiye'de demokrasinin ayağa kalkması için güveneceğimiz, sığınacağımız ne var? Selçuk Özdağ bağırıyor, adalet. Ben bağırıyorum, adalet. Orada Avşar Atiboğlu bağırıyor, adalet. Ne oldu bugüne kadar saldıran, gazetecilere saldıranların akıbeti? Yakalandılar mı? Mahkum mu oldular? Arkasındaki siyasi güç çıktı mı meydana? Nedir o saldıranların arkasında işsiz bir insanın araba kiralayıp gelip evimin önünde tuzak kurması, kumpas kurması?
Nedir bunun arkasındaki güç? Bunu Erdoğan merak etmiyorsa o koltukta oturmaması lazım. Türkiye'nin sıkıntısı demokratikleşme. Türkiye giderek monarşiye, monokrasiye veya daha ileriye diktatörlüğe gidebilir. Ben 70 yaşındayım, endişe ediyorum. Ha, 70 yaşında deyince Türkiye'nin örfü kalmadı. Türkiye'nin geleneği kalmadı. Türkiye'nin göreneği kalmadı. Biz 3-5 yaş büyüğümüzün elini öperek büyüdük. Abi deriz. Adam dedesi yaşındayım. Bana saldırıyor. Milliyetçilik kalmadı. Ülkücülük kalmadı. Bir partinin iktidara ortak durumunu devam ettirmesi ve onun liderinin koltuğunu koruması için her şey mübah haline geldi. Böyle bir demokrasi mi olur? Yani yarın ben buradan haykırıyorum. Eğer Erdoğan üçüncü kez aday olursa anayasayı çiğneyerek hiçbir partinin karşısına aday çıkarmaması lazım. Tek başına kalsın. Bakalım Avrupa ona ne diyecek, dünya ona ne diyecek. Böyle bir düzen olur mu ya? Anayasayı çiğne, anayasayı çiğne, istediğin gibi yap, anayasayı görme. O zaman biz bu ülkede güven içinde nasıl yaşayacağız? Ben hakim ve savcılara güvenmiyorsam ve hala daha benim soruşturmam için ifadem alınmıyorsa kime bağıracağım ben adalet diye ya? Cumhurbaşkanından randevu istedim, gönderdim Fahrettin Altun Bey'e. Yani gidip ondan adalet dileneceğim. Koruma isteyeceğim, valiliğe başvurdum. Yani yöntemi neyse avukatım yazdı, dilekçeyi gönderdik, başvurduk. Koruma isteyeceğim. Yani ben 50 yıllık gazeteci olarak can güvenliğimden endişe ediyorsam bu ülkede ki korkmuyorum. Neleri varsa gelir, bir canım var, Allah'a borcum o da. Nedir bu iş? Yani kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir siyasi parti genel başkanı şu ilanı yayınlıyorsa ve bizlere yapılan saldırıyı şiddet diye görüp kınamıyor ve örgütlerini, teşkilatlarını, ocaklarını uyarmıyorsa o zaman HDP'den ne farkı var? HDP'yi de kınıyoruz, kapatın diye kendisi söylüyor. Teröre bulaştı diye. Bizim de uyguladığımız terör ve şiddet. O da MHP'de kınamıyor. Anlattık. Batı Suna Partisi İspanya'da terörü kınamadığı gerekçesiyle. Sayın hukukçumuz daha iyi bilir. Kınamadığı gerekçesiyle İspanya tarafından kapatıldı. Bizim anayasamızda da o hüküm var. Ne yaptılar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Muhteşem bir karar verdi. Dedi ki eğer şiddeti görmezden geliyorsan, şiddeti kınamıyorsan, terörü görmezden geliyorsan, terörü kınamıyorsan bu kapatılma nedenindir. Hak ettin kapatılmayı dedi. Kapatıldı. İsmail'de terör bitti. Biz şimdi kime sığınacağız? Terörü şiddetle lanetlemiyor MHP. Fikretçim hatta galiba duyuyorsun sen de. Duyuyorum. Fikretçim biz kime sığınacağız ya? Bugün bana Allah korusun yarın öbürüne aydınlar, bu ülkenin demokratları, bu ülkenin gazetecileri, siyasetçileri can güvenlikleri için risk altındaysa ben nasıl oturup da yarın yazımı yazacağım? Yani basın ve en önemlisi basın meslek kuruluşlarını buradan şiddetle kınıyorum. 3 gün sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bana geçmiş olsun mesajı gönderdi. Öyle sosyal medyadan bilmem neyle tweet atarak bilmem kesin kabul etmiyorum. Binlerce üyesi var. O benim gittiğim karakolun kapısına binlerce gazetecinin gelmesini beklerdim ben. Ben özgür gazeteciyim, muhalif gazeteci falan değilim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorum. Sayın Mustafa Yener burada Ali Babacan'ı da eleştirdi, Mahmut Davutoğlu'nu da eleştiriyor. Babamın oğlu değil hiçbirisi. Ben gazeteciyim. Herkesi eleştiriyorum. Yanlış gördüğüm her şeyi yazıyorum. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın iletişim başkanı da onu söylüyor zaten. Yani ben fikir insanıyım. Gazeteci fikir işçisidir. Kanunu öyle tanımlıyor. Ben fikrimi yazamıyorsam, devlet beni koruyamıyorsa, demin söylediğim sana doğru bir şey olmadı. Bir tepki gösterdim. Selçuk Bey'in ifadesi neydi? Lütfen yanlış anlama. Yani diyorum ki ben Sayın Yener, saat 12, 11.30, 12'ye çeyrek kala Sayın Selçuk Özdağ'a saldırıya uğruyor. Neden? Bunu hemen bir kriz masasının, İçişleri Bakanı'nın
ya bir dakika ne oldu da saldırıya uğradı deyip görmesi lazım. Ne görecek o zaman? Orhan Uroğlu'nun yasındaki demeci görecek. Diyecek ki gidin Orhan Uroğlu'nun kapısına iki polis gönderin. Hemen can güvenliğini sallayın diyecek. Değil mi? Yani bir hareket başlamış çünkü. Arabalar kiralanmış. Bunları devletin polisi bir saniyede öğrendi, araştırdı, yakaladı. Ama iş suç işlendikten sonra değil. Suç önlenmesi gereken bir iş. Devlet olmanın gücü suçu önlemek, bana saldırıyı engellemek, beni koruma altında tutmaktır. Hala bugün mailler yağıyor, tehditler yağıyor bana. Geliyor mu daha? Tabii gelmez mi? Gelmez mi? Bunları kimler konuştukça ya? Ne bileyim kim, adı soyadı belli. IP adresleri belli değil. Nereden bileyim? Onu savcı benim bütün şeylerimi kontrol altına alması lazım. Telefonlarımı, e-mail. Nereden bileyim? Şimdi konuşamadık ki savcı. Sayın Soylu son günlerde gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor vesaire cümleler kurdu. Şimdi böyle bir durum söz konusuysa, bakın burada normalde savcının yapması gereken ortada örgütlü suç olduğuna dair çok somut emareler var. Emareler diyelim en hafifiyle. Sonuçta bana göre aslında böyle delile yakın boyutlar da. Bir şey soracağım. Buyur. Çok özür dilerim. Siz aynı hukuk fakültesinden mezunsunuz. Kiminiz savcı oluyor, kiminiz hakim oluyor, siz avukatsınız. Bırakın avukatı, kendinizi şimdi savcı yerine koyun ve ne yapılması gerektiğini anlatın Allah aşkına. Siz bugün Cumhuriyet'in savcısı, burada oturuyorsunuz. Sizden rica ediyorum bir gazeteci olarak. Savcı olarak böyle 2-3 saldırı üzerinde ne düşünür, ne yapmanız lazım? Çünkü aynı hukuk eğitimini aldınız. Evet. Onun için lütfen açıkça söyleyin. Şimdi burada zaten saldırı, bana göre öldürmeye teşebbüs vesaire falan suçları yanında, bakın üzerinde özellikle durulması gereken bir husus, bu saldırının arkasında olan kimler? Bir görünenler var. Onları size gösteriyorlar. Teşhis edin diyorlar. Bir de görünmeyenler var. Normalde bir savcı ne yapması gerekir? Türk Ceza Kanunu 220. maddesi çerçevesinde örgütlü suç olma ihtimalinin çok güçlü olduğu durumu dikkate alarak. Çünkü niye? O kadar çok benzerlik var ki. Suçun işlenme biçimi aynı. Aynı günde birkaç olay gerçekleştiriyor. Ve aynı ortama mensup kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun organize bir teşebbüs olma ihtimalinin herhalde çok yüksek olabileceğini tahmin edebilmek için savcı olmaya gerek yok zaten. Yani bunu herkes görüyor. Peki herkesin gördüğü meseleyi savcı da görüp bu doğrultuda soruşturmasını başlatması lazım. Evet, ve bakın tutukluluk, evet tabii çok özür diliyorum Sayın Biladan. Tutukluluk tedbirdir. Neyin tedbiridir? İşte demin Orhan Bey aslında onlara dikkat çekti. Kişinin kaçmaması. Ama her şeyden önemlisi şu anda delillerin karartılmaması. Onların telefonlarına el konulması gerekiyordu. Kimlerle görüştüler son günlerde? Kimler onları yönlendirdi acaba? Bunların üzerinde durulması gerekiyordu. Bunların üzerinde durup da o suç örgütünü ortaya çıkarılması gerekiyordu. O zaman meselenin siyasetle ne kadar ilgili olduğunu, ortada bir siyasi lincin söz konusu olduğunu ve gerçekten Türkiye'de çok ciddi manada tartışılması gereken bir siyasi örgütün de kendisini sorgulaması gereken bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ve iktidarın buna sustuğunu görecektik. Evet, Sayın Bila, tabii size de sormam gerekir haklı olarak çünkü ya demokrasiyi tartışırken hukukun da elimizden gittiğini gördük. Yani demokrasinin temel koşulları, temel ilkeleri çok yerine getirilmiyor. Birazdan Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı halkın tepkisini gösteren yeni bir anket var. Halkın %58'i artık Cumhurbaşkanlığı sisteminin çalışmadığını ya da işlemediğini ya da yanlış işlediğini düşünüyor. Şimdi bakıyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi iki kez bir konu hakkında oy birliğiyle ihlal kararı, hak ihlali kararı veriyor, sonuç alınamıyor. İstanbul'daki bir savcı iktidarın tüm beklentilerini yerine getirip gereğini yaptıktan sonra önce Yargıtay'a sonra Anayasa Mahkemesi'ne atanıyor. Bugün bu atama da gerçekleşti. Nasıl bu işin içinden çıkacak Türkiye? Bu kadar taraf olan, bu kadar bir partinin adeta organik bir uzantısı haline gelen bir yapıyla Türkiye nasıl yoluna devam edecek, nasıl demokrasiyi sağlayacak? Evet Fatih, demokrasi zaten hukukla birlikte anılan bir rejimdir. Yani hukukun üstünlüğünün olmadığı ve kuvvetler ayrılığının işlemediği bir rejime
demokrasi diyemeyiz. Demokrasinin güvencesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğüdür. İdarenin yaptığı her işlemin hukuk denetimine açık olmasıdır. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısına ve işleyişine baktığımızda demokratik işleyiş bakımından geriye doğru bir gidiş olduğunu görüyoruz. Aslında başkanlık sistemi olarak tarif ediliyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ama başkanlık sistemi örneklerine de uymuyor. Parlamenter sisteme de uymuyor, yarı başkanlığa da uymuyor. Kendine özgü, eski tabirle nevi şahsına münhasır bir bizim bir sistemimiz var. Bu sistemin işleyiş tarzı demokrasinin olmazsa olmaz kurumlarının etkisiz kılındığını gösteriyor. Yasamadan başlayalım. Parlamentoya aslında hesap veren bir yürütme organı yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı işte yazılı sorulara cevap veriyor. Çoğu zaman vermiyor biliyorsunuz. Genç soru müessesesi yok. Parlamento denetiminin etkili olduğunu söyleyemeyiz bu durumda. Sadece iktidarın çoğunluğuna dayalı kararlar alarak yürüyen, irdelemeyen, muhalefetin hiçbir etkisinin olmadığı bir parlamentomuz var. Dolayısıyla yasama denetimi fiilen çok etkisiz vaziyette. Yargı denetimi var. Yargının da yürütmesinde denetim yetkisi var ama bu yetkinin de tam anlamıyla kullanılamadığını görüyoruz. Çünkü yargının aldığı kararların da yürütme erkinin etkisi altında olduğunu görüyoruz. Siyasi otoritenin beyan ettiği bazı konularda davalarla ilgili beyanlarına veya beklentilerine uygun kararlar çıktığını görüyoruz. Özellikle siyasi nitelikteki davalarda bunun böyle olduğu birçok örnekle ortaya çıktı. Peki kuvvetler ayrılığının dışarıdan ve dördüncü kurumunu, erkini oluşturan medyanın haline bakalım. Medyada, demokrasilerde üç erk dışında halk adına bu erkleri denetlemekle görevli bir erktir. Bu işlevini yerine getirebiliyor mu medya? Çok küçük bir parçası hariç getiremiyor. Çünkü medyanın %90'ından fazlasını siyasi iktidar kontrol ediyor. Gazetelerin manşetleri aynı atılıyor. Köşe yazıları aynı konu görüşleri savunuyor. Dolayısıyla öyle bir eleştirel gazetecilik yapma imkanı o mecralarda yok. İşte çok az sayıda Halk TV gibi, Tele1 gibi, KRT gibi, Cumhuriyet gibi, Sözcü gibi, Evrensel Bir Gün gibi yayın organlarıyla bu işlevi yerine getirmeye çalışıyor. Bu bakımdan bu gördüğünüz işlev çok önemlidir. Bunu da belirtmek isteyeyim. Fakat o da yeterli gelmiyor. Dolayısıyla medyanın da erk olarak çalışmadığı bir sistemdeyiz. Dolayısıyla buna demokrasinin kurumlarıyla ve kurallarıyla çalıştığı bir sistem demek mümkün değil. Sorunun yanıtı bence yeniden kuvvetler ayrılığına dayalı, bunun yeniden inşa edildiği, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu parlamenter sisteme dönüş olabilir. Zaten muhalefetin de ortak vaadinin bu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasal rekabet, önümüzdeki seçimlerin temel tercih konusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi sorusu üzerinden gidecek. Cumhur İttifakı'nın bugünkü sistemi savunduğu ve savunacağı belli. Muhalefetin de Millet İttifakı'nda, diğer muhalefet partilerinde parlamenter sisteme dönüşü savunacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla Türk seçmeni önümüzdeki seçimde bu iki seçenekten birini oylayacak. Senin ifade ettiğin anketlerde ortaya çıkan sonuç, bugün ben de bazılarını inceledim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olan desteğin giderek azaldığı ve ankete katılanların %57-58'ine varan oranda güçlendirilmiş parlamenter sistemi talep ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla partiler bu tablo üzerinden siyaset kuracaklardır. Özellikle muhalefet partileri için söylüyorum Fatih bunu. Peki Fikret abi, çıkış yolu çok kısa, onu rica edeyim senden. Yani nedir çıkış yolu? Yani şu an mevcut siyasi partiler AKP ve MHP seçime gitmiyor. Sonuç olarak sistemin değişmesi için 2023'e kadar beklemek lazım. Halk Cumhurbaşkanlığı sisteminde memnun değil. Ortada bir erken seçim söylentisi var ama yapacak kimse yok. Peki Türkiye bu önümüzdeki bu 2,5 yıla yakın zamanı nasıl atlatacak? Evet, tabii Fatih, bu muhalefet partilerinin ve özgür gazetecilik yapabilen basın organlarının görevi bu durumu, olayı, karşılıklı görüşleri, fikirleri tartışacak. Halka gidecek, kapı kapı dolaşacak, anlatacak muhalefet partileri
dertlerini, şikayetlerini. İktidar Partisi aynı şeyi yapacak ve halk buna bir karar verecek. Bu sandıkta belli olacak. Demokrasinin bu kurumlarıyla birlikte işlemediğini düşünen, geri gittiğini düşünen seçmen çoğunlukta olursa bu sistemi değiştirecek olan muhalefet partilerini iktidara getirecek. Zaten demokrasi bir rıza rejimidir. Yani iktidar muhalefetin rızası vardır, muhalefetin iktidar rızası vardır. Sandık temeldir. Bütün siyasi partiler o sandıktan çıkacak sonucu kabul ettiklerini, ona rıza göstereceklerini önceden taahhüt etmiş oldular anayasa çerçevesinde. Bu sistemle tekrar ulaşılacak seçimde vatandaş buna karar verecek. Bu bakımdan şu belki önemli, yani Millet İttifakı'nın iddiasına baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ittifakı genişletirken Millet İttifakı yerine bir Demokratlar İttifakı kavramını gündeme getirdiğini görüyoruz. Bu da Millet İttifakı'nın temel amacının parlamenter demokratik sisteme dönüş olduğunu gösteriyor. Bu konuda Millet İttifakı içerisinde olmayan partilerin de Demokratlar İttifakı olarak bu ittifaka katılmasını talep ediyor. Çünkü anladığım kadarıyla muhalefetin gördüğü birinci sorun şu anda sistem sorunu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sisteme dönme. Ortak noktayı, ortak vaadi bu oluşturuyor. Bu hedef etrafında eğer diğer partiler bir araya gelebilirlerse, bunu genişletebilirlerse, bir Demokratlar İttifakı kurulabilirse tabii seçimlerdeki şansları artacaktır. Yani CHP'nin de İYİ Parti'nin de temel hedefinin bu olduğu anlaşılıyor. Bu görüşle diğer partilere gidip geliyorlar. Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, diğer partilere davet ediyorlar. Bunu biraz da siyaset yapabilme yeteneği gösterecek muhalefetin. Peki. Sayın Bilal, çok teşekkür ederim. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Mehmet Ali Kulat da bizimle birlikte olacak. Kendisi MAK araştırmanın. Ve demin söylediğimiz anket var. Cumhurbaşkanlığı anketi. Çok enteresan bir şey. Halk kararını verdi. Ben diyor Cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyorum. Ben bundan vazgeçtim. Peki anketler başka ne diyor? Kimler bunu destekliyor? Bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin yol haritası ne? Az sonra.